Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde oran orantının birinci kısmını işleyeceğiz. Bu bölümde orantı kavramı, doğru orantı ve ters orantı işleyeceğiz. Arkadaşlar, oran orantının kavramları matematikte birçok konuda karşımıza çıkmakta. Özellikle problemlerde. O yüzden bu konuyu çok iyi bir şekilde kavrayalım. Hemen dersimize başlayalım. Evet, oran nedir, orantı nedir? Arkadaşlar, aynı birimdeki iki çokluğun bölümüne biz ne diyoruz? Oran diyoruz arkadaşlar. A'nın B'ye oranı... Bakın şöyle gösterilir. A bölü B veya alt alta A bölü B diye. Okunuşu nedir? A'nın B'ye oranı. Yani orandan bahsettiği zaman bölme işlemi yapacağız arkadaşlar. Tamam mı? Oranın birimi yoktur. 2 santimetre bölü 5 santimetre de burada santimetreler sadeleşir. Ve bura ne olur? 2 bölü 5 olur. Bakın burada birim yok. 2 bölü 5. Tamam mı? 4 santim bölü 7 santim. Burada da santimetreler gider. Ne olur? 4 bölü 7 olur. Orantı ne demek? İki veya daha fazla oranın eşitlenmesine denir. Bak A bölü B bir oran mı? Evet. C bölü D de oran mı? Evet. İşte bu iki oranın eşitlenmesiyle elde edilen bu ifadeye biz ne diyoruz? İkili orantı diyoruz. Şimdi K'ya da ne diyoruz? Orantı sabiti diyoruz. Orantı sabiti. Orantı sabiti nedir arkadaşlar? Mesela 6'nın 3'e bölümü, 8'in 4'e bölümü, 12'nin 6'ya bölümü. Bunların hepsi nedir? Bakın 6'yı 3'e böl 2. 8'i 4'e böl 2. 12'yi 6'ya böl 2. İşte burada K orantı sabit oluyor. Bütün oranların bölümleri aynı olduğu için sabittir. Dolayısıyla işte bu orantı sabit oluyor arkadaşlar. Tamam mı? Bütün oranların eşit olduğu sabite biz ne diyoruz? Orantı sabiti diyoruz. Bu ikili orantıydı. İşte bu da 3 tane oranın eşitlenmesiyle elde edilen bu orantıya da biz ne diyoruz? Üçlü orantı diyoruz. K orantı sabiti. K'yı çok kullanacağız orantılarda. Şimdi üçlü orantıyı bu şekilde alt alta da gösterebiliriz arkadaşlar. Yan yana da A, C, E, B, D, F. Bakın A, B ile orantılı. A'nın B'ye oranı. C'nin D'ye oranı. Evet, E'nin de F'ye oranı. Tamam mı? Böyle alt alta da verebilir orantıyı. Böyle yan yana da verebilir. Bunlar tamamen farklı iki gösterim. Şimdi orantının özelliklerinden bahsedelim. Birincisi şu, çok sık bir şekilde denklemleri çözerken her zaman yaptığımız bir şey içler dışlar çarpımı. Arkadaşlar içler dışlar çarpımı yapılır. A ile D'nin çarpımı, B ile C'nin çarpımına eşit. Tamam mı? Çapraz olanları çarpıp eşitliyoruz. Örnek x eksi 1 bölü 2 eşittir. 4 bölü 5 mesela. Burada x nedir dedi. Hemen içler dışlar yaparız. 5 kere x 5 x. Eksi 5 kere 1 5. 2 kere 4 ne yapar? 8. Buradan da 5x eşittir. Denklemi çözerek 13 olur. X de buradan 13 bölü 5 bulur. İçler dışlar çarpımı yapılabilir. İkinci özelliğimiz içler ve dışlar yer değiştirebilir. Yani karşılıklı bu çapraz olan ifadeleri, harfleri yer değiştirebiliriz arkadaşlar. A ile D'yi yer değiştirirsem D bölü evet B olur. Burada C bölü A da D'nin yerine gelir. Çapraz olanları yer değiştirebiliyorum. Ya da B ile C'yi yer değiştirebilirdim. Yani mesela A bölü evet B'nin yerine C geldi. Evet burada da B de C'nin yerine geldi. B bölü D. Tamam mı? İster A ile D'yi değiştir ister B ile C'yi değiştir. Fark etmez. Yer değiştirmeye yapabiliyoruz. Üçüncü özelliğimiz burada mesela bir örnek verelim ikinciye. Diyelim ki X bölü 2 eşittir. Y bölü 5 dedi ise bana X bölü Y nedir dedi. Ben burada baktığımda bak 2 ile Y'yi yer değiştirirsem ne olur? Y x'i 2'nin altına gelir değil mi? Evet 2'nin yerine y geldi. 2 de y'nin yerine gitti. Ve ne oldu? 2 bölü 5 oldu. Yer değiştirerek işte x bölü y'yi ne yaptım? Buldum. Benden onu istiyordu. Şimdi üçüncü özellikle de iki tarafın çarpma işlemine göre tersi alınabilir. Yani pay ve payda yer değiştirebiliyoruz arkadaşlar. B bölü a. Bunu ters çevirirsem bu oranı da ters çevirmek zorundayım. Eşit d bölü c. Tamam mı? Eşittir k. Pay ve payda yer değiştirebiliyorsak diğer oranın da pay ve paydasını yer değiştireceğiz. Örneğin m bölü n eşittir 2 bölü 5 dedi ise peki n bölü m ne olur? Yani pay ve payda yer değiştirirsek n yukarı m aşağı gelirse o zaman 2 ile de 5 yer değiştirecek ve bura 5 bölü ne olacak? 2 olacak. Bunlar bize pratiklik sağlayacak bu özellikler. Şimdi geldik dördüncü özelliğe. Önemli bir özellik. Bir orantıda arkadaşlar payları kendi arasında toplarız. Paydaları da kendi arasında toplarsak sonuç değişmez. Yine K olur. Ya da payları kendi arasında çıkarır. Paydaları da kendi arasında çıkarırsak yine sonuç K olur.
Aynı şekilde pay ve paydayı rasyonel sayıdan hatırlayalım. Aynı sayıyla çarparsak, m ile çarptık diyelim. Pay ve paydayı aynı sayıyla çarparsak sonuç değişmez. Yine k olur arkadaşlar. Burası önemli. Şimdi diyelim ki a bölü b eşit c bölü d eşittir 4 bölü 7 dedi ise bize mesela 2a artı 3c bölü 2b artı 3c'yi sordu. Nedir dedi. 3c'yi sordu. Bu nedir dedi. Şimdi burada bakın aynı ile çarpmış 2 ile. Pay ve paydayı aynı sayıyla çarparsak sonuç değişmez. Değil mi? C'yi 3 ile çarpmış. D'yi de 3 ile. Burada da pay ve paydayı 3 ile çarpmış. Sonuç değişmez. Tamam. Eşitlik bozulmuyor. Burada toplama yapabiliyorduk. Payla payı topluyoruz. Bakın 2 artı 3c. Paydayla da paydayı toplamış. O zaman orantı sabiti değişmeyecek. Ne olacak? Yine 4 bölü 7 olacak. Bu özelliği iyi kavrayalım. Burası önemli. Peki geldik 5. özelliğimize. Bir orantıda şimdi toplama çıkarmada sonuç değişmiyordu. Yine k. Ama çarpma yaparsak payla payı, paydayla paydayı çarparsak sonuç değişir. Bura k ise bura ne olur? K kare olur arkadaşlar. Çok önemli. İspatlayalım bunu. A çarpı c bölü b çarpı d'yi nasıl yazarız? İki rasyonel sayının oranın çarpımı olarak a bölü b ile bu c bölü d'nin çarpımı değil mi? İki oranı birbirinden ayırdım. Peki a bölü b kime eşit? K'ya. Tamam. C bölü d kime eşit? O da k'ya. K ile k'yı çarparsak ne olur arkadaşlar? K kare olur. Peki 3'ten oran olsaydı ne olacaktı? O zaman da k küp olacaktı. Tamam mı? Evet. Şimdi örnek çözelim. Güzel bir örnek. Burada arkadaşlar bakın bir orantı veriyor ve bu ifadeyi de veriyor. Olduğuna göre diyor. D aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada aslında bu M harfleri karışmasın. Buraya biz aslında K diyelim orantı sabiti. Değişiklik olmasın. Burada K arkadaşlar. Tamam mı? Bu M ile karışmasın diye harfleri değiştirdik. Şimdi burada bakın bu orantının sabiti K ise bu da K olmuş. Sonuç değişmemiş. Bakın özelliğimiz neydi? Şuydu A ile B'yi bakın M ile çarpmış. Birinci ve ikinci yoldan çözelim. Bir önce birinci yol. Şimdi ben pay ve paydayı aynı sayıyla çarparsam sonuç bozulmazdı. M çarpı B evet. Buradan ne yapmam gerektiğini buradan anlıyorum. Peki eşittir. C'yi ne ile çarpmış? Eksi 2x ile. O zaman ben C'yi eksi 2x ile çarparsam aşağıdaki D harfini de eksi 2x ile çarpmalıyım değil mi? Çünkü pay ve paydayı aynı sayıyla çarparsak sonuç değişmiyor. Eşittir yine ne olacak? K olacak. Tamam mı? Burada payları kendi arasında topluyorum. M çarpı A eksi 2x çarpı C. Paydaları da kendi arasında M çarpı B eksi 2x çarpı D. O da eşit. Ne olacak? Özelliğimiz gereği toplamada değişmiyordu. K ise yine K olacak. Peki burayla bura aynı mı? Bakın m çarpı m çarpı eksi 2xc eksi 2xc mb mb ve n yerine ne gelmiş burada n yerine? Demek ki n ifadesi kime eşit? Eksi 2x çarpı d'ye. Evet burada d'yi soruyordu. Her iki tarafı eksi 2x'e bölersem işte d ifadesini bunlar sadeleşir. Ne oldu? D'yi bulduk. N bölü eksi 2x. Cevabımız Denizli arkadaşlar. Evet burada bütün şıkları ayatmışız. Evet şimdi ikinci yoldan yapalım. İkinci yol da güzel bir yol. Bu yolları kavrayalım. Bu aklımıza gelmedi diyelim birinci yol. İkinci yol da şu. Normal içler dışlar yapmak. Mesela burada ne yaparız? İkinci yolu farklı bir kalemle çözelim. A eşit ne olur? İçler dışlar yaparsam B ile K'nın çarpımı bana A'yı verir. A kime eşit? BK'ya. Peki C kime eşit? İçler dışlar yaparsak D ile K'yı çarparsak C eşittir DK. Tamam. Burada da içler dışlar yapalım arkadaşlar. M çarpı A eksi 2x çarpı c eşittir ne oldu? K ile çarpalım bunları. M çarpı b çarpı k ve artı n ile de k'yı çarptım. N çarpı k. Peki biz burada a yerine bk yazalım. A yerine bk yazdım. Peki c yerine ne yazalım? Dk. Güzelce yazıyoruz yerlerine. Yerine yazma metodu. Burada mbk artı nk. Peki iki tarafta mbk'lar gitti mi? Gitti. Geri kalanları yazıyorum. Eksi 2x çarpı dk. Evet burada n çarpı k. Burada k'lar da sadeleşti. Ve eksi 2x çarpı d eşit ne oldu arkadaşlar? N. Bizden d isteniyordu. Her iki tarafı eksi 2x'e böldük. Ve buradan d harfini bulduk. N bölü eksi 2x. Bu da güzel bir yol. Yani şu kuralı bilmeden de çok rahat bir şekilde içler dışlardan yapabiliriz. Yani soruların birkaç yolu varsa bunları da iyi kavrayalım. Bazen bir aklımıza gelmiyor. Diğer yoldan yapabiliriz.
Şimdi bu oran orantının 5 özelliğini gördük. Örnekler çözelim. Arkadaşlar burada bakın x bölü y 3 bölü 5 ise bu oran nedir diyor. Şimdi bu payda nedir? Hem buna hem buna ait değil mi? Ayrı ayrı yazabiliriz. Y bölü x artı x bölü x. Ayrı ayrı yazdık güzelce. Peki y bölü x nedir? X'in y'ye oranı 3 bölü 5 ise y'nin x'e oranı ne olur? Yani yer değiştirmiş bunlar. Bununla da bu yer değiştirecek. Dolayısıyla bura ne olacak? 5 bölü 3 olacak. Artı burası da 1'dir arkadaşlar. Ve buradan payda eşitlersek 3 kere 1 3, 5 de burada 8 bölü 3 olarak ne yaptık? Bulduk. Biz bunu birazdan zaten orantının 6 farklı türünden bahsedeceğim. Oradan da şöyle çözebilirdik pratik yoldan. X'e karşısındaki sayıyı 3'ü değer vererek de yapabilirdik. Y'ye de karşısındaki sayıyı yani 5'i verebilirdik. Ve ne olurdu sonuç? 5 artı 3 8 bölü paydamız ne? 3. Bu şekilde kısa bir şekilde çok rahat çözebilirdik. Geldik bu ifadeye. Şimdi bakın burada çarpma yapmış. D bölü A'yı vermiş. B bölü E'yi vermiş. F bölü C nedir diyor. Burada arkadaşlar bakın orantı da ayrı ayrı yazalım. D'nin A'ya oranı. Şimdi A'nın D'ye oranı. A'nın D'ye oranı. Bunları parçalayalım. A bölü D çarpı B'nin E'ye oranı. E bölü B var burada. Bakın E ile B'yi ayırdım. Bir de C ile F kaldı. Yani bu 3 oran aslında daha çarpma şeklinde. Rasyonel sayılarda çarpma yaptım. İşte bu 3 ifadenin çarpımı bana burayı verir değil mi? Evet. Şimdi A bölü D'yi bulalım. Yerine yazalım. A bölü D ne? D bölü A 4 ise A bölü D ne olur? Yani A ile D yer değiştirmiş. O zaman 1 ile de 4 yer değiştirecek. Ve bura 1 bölü 4 olacak arkadaşlar. E bölü B ne? B bölü E 2 ise 2 bölü 1 ise E bölü B'de de E yukarı B aşağı gelmiş. O zaman 1 ile 2 yer değiştirecek. Ne olacak? Burada 1 bölü 2 olacak değil mi? B'nin E'ye oranı 2 ise E'nin B'ye oranı ne olur? 1 bölü 2 olur. Tam tersi arkadaşlar. Ve C'nin F'ye oranını bilmiyorum. Burada 12. Ve burada çarpma yaparsam yukarı C oldu arkadaşlar. Aşağıda 8 F oldu. 8 çarpı F eşittir 12. Bu 8'i buraya çarpı olarak gönderebiliriz. C'nin F'ye oranı ne oldu arkadaşlar? 96. Evet. Bize F'nin C'ye oranını soruyor. O zaman F ile C'yi yer değiştirirsek F bölü C. Burada pay ve payda yer değişecek. 1 bölü ne olacak? 96 olacak. Cevabımız 1 bölü 96 arkadaşlar. Evet geldik burası. Evet çok çok önemli. Bize pratiklik sağlayacak arkadaşlar. Orantının 6 farklı türü var. Bunları evet iyi kavrarsak sorularını çok rahat bir şekilde çözebiliriz. Şimdi orantı neydi? Bir tarafta A, bir tarafta B harfi var. Arada harflerin arasında eşitlik varsa biz buna ne diyoruz? Orantı diyoruz değil mi arkadaşlar? Orantılarda bilinmeyen harfleri yani A'yı, B'yi, C'yi arkadaşlar K türünden bulacağız. K neydi? Orantı sabitiydi. Şimdi burada böyle bir orantı karşımıza çıktığı zaman ne yapacağız? A'nın karşısındaki sayı 3 olduğu için A 3'ün katı A'ya 3K diyeceğiz. B'de karşıdaki sayı alacağız. B'ye de 3K diyeceğiz. Pardon 2K diyeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? A'ya 3K, B'ye 2K yazacağız. Nerede artık A ve B neredeyse orada yerlerine koyacağız. Yani harfleri A'yı, B'yi, C'yi K cinsinden bulup ne yapacağız? Yerlerine yazacağız arkadaşlar. Yol haritamız bu. Burada üçlü orantı var. Bunu da şöyle düşüneceğiz. 2, 3, 4 kaçta eşitlenir? 12'de değil mi? O zaman A'nın 6K olması lazım. 2 kere 6, 12. 6K. Peki B'nin ne olması lazım? 3 kere kaç 12 olur? 4. B'de 4K. Peki C ne olmalı? 4 kere kaç 12 olur? O da 3K. Bakın C'de 3K. Demek ki A 6K, B 4K, C 3K olursa 3'ü de eşit oluyor. 3 tarafta eşit oluyor. Tamam mı? Burada alt alta bakın orantı var. Burada A'nın B'ye oranı eşit 2 bölü 5. A'nın karşısındaki sayı 2 olduğu için A'ya 2K diyeceğiz. B'ye de ne diyeceğiz? 5K. Neden 2, 5 demiyoruz da 2K'ya 5K diyoruz? Çünkü A 2'nin bir katıdır. Yani A'nın B'ye oranı burada arkadaşlar 2 bölü 5 ise o zaman A'ya biz 4, B'ye 10 da verebiliriz değil mi? A'ya 2, B'ye 5 de verebiliriz. Bakın 4'ün 10 oranı 2 bölü 5'e eşit sadeleştirirsek. Buna 6, buna 15 verebiliriz. Yani dolayısıyla A ve B'nin yerine gelecek sayılar, A'nın yerine gelecek sayılar 2'nin katları 2, 4, 6. B'nin yerine gelecek sayılar da 5'in katı 5, 10, 15. O yüzden 2K'ya ne diyoruz? 5K diyoruz. Burada da alt alta olduğu zaman da yine aynı. A nedir? 2'ye bölünmüş. O zaman 2'nin katı olmalı. B ne olmalı? B de 3'e bölünmüş. 3'ün katı olmalı. C de arkadaşlar 4'e bölünmüş. 4'ün katı olmalı. Ki 4'e bölünsün. Bütün mantık şu. A'yı, B'yi, C'yi K cinsinden bulmak.
Burada da üçlü orantı bakın bu verilen dördüncü özellikteki ifadeyi böyle de yazabiliyorduk. Bu şu demek A 1 ile orantılı. Yani A 1 K'ya eşit. Peki B? B de 3 ile orantılı. Evet B de 3 K. B'nin 3'ü oranı. C de sırayla 3. de 3'üncüye. C de 4 K arkadaşlar, tamam mı? Burada da A B C sırasıyla 3 5 7 ile orantılı. Birinciyi birinciye yani A 3'ün katı. B burada ikinci ikinciye evet 5 K. C de arkadaşlar nedir? Üçüncü de üçüncüye yani 7K. İşte A'yı, B'yi, C'yi K cinsinden buluyoruz ve bunları yerlerine yazıyoruz. Bununla ilgili hemen arkadaşlar örnekler çözelim. Burada bakın X2'ye, Y3'e, Z'de 4'e bölünmeli. O zaman X2'nin katıdır. X2K'dır. Y nedir? 3'ün katıdır. Z'de 4'e bölünmeli. 4'ün katıdır. Bunları getirip yerine yazıyoruz. X2K. Evet Z 4K. Z 4K, Y'de 3K. Şimdi burada topluyoruz 6K yaptı. Burada da çıkarıyoruz 4K'dan 3K çıktı 1K. K'lar sadeleşti cevap 6. Peki ben burada K yazmayıp 2, 3, 4 yazabilir miydim? Evet sonuçta K'lar sadeleşecek. Peki hocam niye o zaman K yazıyoruz diyorsunuz? Arkadaşlar bakın burada oranı sorduğu için K'lar sadeleşti. Ama soruda denklem olduğu zaman burada 3, 4, 6 diyemezsiniz. K cinsinden bulmak zorundasınız. Burada mesela bize neyi sorsun? A'yı sorsun arkadaşlar. A kaçtır? Şimdi bu örnekte daha iyi anlayacağız. 3, 4, 6. Bakın bu bir orantı. Kaçta eşitlenir 3, 4, 6? 12'de. O zaman A'nın 4K olması lazım. B'nin 3K olması lazım. C'nin de 2K olması lazım ki hepsi de 12K olsun ve eşit olsun. Demek ki X yerine 4K yazacağım. B yerine 3K yazacağım. C yerine de 2K yazacağım. Eşittir 25. Burayı topladık 7K 2K'yı çıkar 5K yaptı 25 5'e böldük K ne oldu 5 arkadaşlar bizden de A istiyordu A 4K'ydı buradan da K yerine 5 koyacağız 4 çarpı 5'ten 20. Şimdi ben burada 4 3 2 diyemezdim çünkü 4 3 2 yazarsak 25'i vermez demek ki A 4K 3K 2K. Denklem oldu mu K sistemini kullanın. Eğer oran soruyorsa yani denklem yoksa soruda o zaman K'yı kullanmayabiliriz arkadaşlar. Ama biz yine de alışkanlık olsun diye K sistemini kullanalım. Yani X, Y, Z sayıların katları. Evet şimdi geldik bu örneğe. Burada da evet bakın bu bir şöyle düşünebiliriz pratik bir yol. A, C, E'ye 2. A, C, E harfine 2. B, D, F harfine paydadaki harflere paydadaki sayı, pay kısmındaki harflere payı verebiliyoruz. B3, D3, evet F3. Böyle yapabiliriz. Çarptık mı ne olur? 27 bölü 8 olur. Diğer yollardan da yapabiliriz arkadaşlar. Pratik yöntemler var. Burada geldik şu örneğe. K bölülü orantısını vermiş. Burada da orantıyı farklı şekilde göstermiş. Orantılar farklı şekilde gelebilir. Harflerin biri solda biri sağda ya da alt alta olabilir. Tamam mı? Bunlar farklı bir gösterim. Şimdi bunu da biz bu şekilde yazalım. Bakın L bölüme oranı ne olur? L bölüme oranı. L bölüme. Peki L'yi M'nin altına aldığımız zaman eğer M buraya bölü olarak geliyorsa 5 de buraya bölü olarak gelir. Dolayısıyla burası 2 bölü 5 olur. Doğru yaptığımızı nereden anlıyoruz? İşler dışlar yapınca bunu veriyor mu? 5 L 2 M veriyor. Bakın 5 L 2 M. Bir an için şaşırdığımız zaman bile ne yaparız? Yanlış yaparsak işler dışlar yapıp eski halini veriyorsa vermiyorsa hemen düzeltiriz. 5'i yukarı 2'yi aşağı yazarız. Şimdi burada dikkatimizi bir şey çektim arkadaşlar. Burada L harfi ortak. Bak K 2K diyorsunuz. L 3K hocam. Peki burada L ne? L hem 3'ü gösteriyor hem 2'yi. 3'ün ve 2. Farklı olamaz. Ortak harflerin mutlaka aynı yapılması gerekiyor. O zaman biz 3 ile 2'yi ne yapacağız? Eşitleyeceğiz. Kaçta eşitlenir? 6'da. Bunu 6 yapmak için 2 ile payı 2 ile payda 2 ile çarpıyorsak payı da aynı şeyle çarpmalıydık ki eşitlik ne olsun bozulmasın. Bunu da 6 yapmak için 3 ile çarptık. Bunu da 3 ile çarpıyoruz. O zaman K harfi ne oldu? K yani bura 4 oldu. 4'ün katı 4K. Peki L harfi ne oldu? L harfi de 3 kere 2'den 6K oldu. Bak burada da 2 kere 3 ne oldu? 6K oldu. Peki M harfi ne oldu? 5 kere 3 15K oldu. Karşısındaki sayının katlarını alıyoruz. K lemeyi burada yazalım şu denklemde. Yazarsak yerine K yerine 4K artı 3 çarpı L yerine 6K eksi 2 çarpı M yerine de 15K yazdık ve eşittir 48 dedik. Burası 18K oldu. 4 de burada 22K eksi burada 30K
eşittir 48. Çıkardık, bu ne olur arkadaşlar? Eksi 8K eşittir 48. İki tarafı eksi 8'e bölersem K'yı eksi 6 bulduk. Ama biz küçük K'yı bulduk. Bizde büyük K'yı soruyordu. O da 4K'ya eşit. 4K. K da eksi 6. O zaman 4 kere eksi 6 ne yapar? Eksi 24 yapar. Evet. Bütün buradaki önemli püf nokta neydi? Ortak bir harf varsa mutlaka onları aynı yapmalıyız. Eşitleyeceğiz. Peki. Burada ne yapalım? Rasyonel sayı payda eşit diyelim. Payda eşit dersek ne olur arkadaşlar? A çarpı B artı 1 bölü B eşittir 3. Buradan da içler dışlar yaparsak ne olur? A çarpı B artı 1 eşittir 3B. Bu kalsın burada. Şimdi diğerini yapalım. Aynı payda eşit diyelim. Buradan olur. Peki A çarpı B artı 1 bölü A, o da eşit 5. Ve buradan içler dışlar yaparsak arkadaşlar A çarpı B artı 1 eşittir 5A. Dikkatinizi çekti mi? Sol taraflar aynı. Eşitliğin sol tarafları aynıysa yani bununla bu eşittir. O zaman 3B de 5A'ya eşit olmalı. Demek ki 3B kime eşit arkadaşlar? 5A'ya. Çünkü AB artı 1 3B'ye eşit. Bu da 5A'ya eşit. Bu ikisi kesin eşittir yani. Bu da bir orantının farklı versiyonu. Ne yapıyorduk? Burada değer verecektik. B'ye karşıdaki sayı 5'i 5K. 5K da diyebiliriz. 5K diyelim. A'ya ne vereceğiz? A'ya da karşıdaki sayı yani 3. 3'ün katını. Burada yerine yazalım şurada. A artı B bölü A eksi B'yi soruyordu arkadaşlar. Hemen yazalım. A yerine 3K yazıyoruz. B yerine 5K yazıyoruz. Topladık 8K bölü A yerine 3K. B yerine de arkadaşlar 5K yazıyorduk. Burada da çıkarma var. Çıkardık eksi 2K. Buradan da K'lar sadeleşti. 8 bölü eksi 2 ne yaptı? Eksi 4 yaptı. Orantı zevkli bir konu arkadaşlar. Geldik bu örneğe. Şimdi burada da bakın denklem var. Burada bir orantı var. Orantılarda X, Y, Z harfini biz K cinsinden bulacağız. Biz ne yapalım burada? Burada payları eşitleyelim arkadaşlar. 2, 3, 1. Kaçta eşitlenir? 6'da. Bunu 3 ile, bunu 2 ile, bunu ne ile? Ne yaparız? Bunu da evet 6 ile değil mi? Bu orantıyı K'ya eşitleyip oradan da yapabilirdik. K'ya eşitleyip buradan orantı sabiti içler dışlar yapıp X'i bulurduk, Y'yi bulurduk, Z'yi bulurduk. Ama farklı yoldan yapalım. 3 kere 2 6, 6 bölü 3 kere 3 ne yapar? 9X. Eşittir. 2 kere 3 6, 2 kere 2Y. Buradan da 6 kere 1 6, 6 kere 2 12Z. Şimdi burada orantıda arkadaşlar paylar eşitse paydalar da eşittir. Değil mi? 9X 2 eşittir 2Y, o da eşit 12Z olmalı. Buradan madem evet paylar eşit, o zaman paydalar da eşit olmalı. Bu üçü de eşit. Bu bir orantının farklı bir versiyonu. 9, 2, 12 kaçta eşitlenirdi? 9, 2, 12. Evet. 30, 6'da değil mi? O zaman X'in 4K olması lazım. Y'nin o 36 olması için 18K olması lazım. Z'nin de 3K olması lazım. Bunları getirip burada yazıyoruz. X 4K. Y 18K. Z nedir peki? 3K. Peki bunları topladık. 7K 18K'yı çıkar. Eksi 11K yaptı. O da eşittir 1 bölü 3. Ve eksi 11 buraya çarpı olarak gelir. 1 bölü eksi 33 oldu arkadaşlar. Y'yi soruyordu bize. Y neydi? 18K. Y eşit 18K. Peki K ifadesini yerine yazalım. K neydi? 1 bölü eksi 33. Buradan da sadeleştirirsek ne olur? 3'e böl 6. 3'e böl 11. Evet. Eksi 6. Burada eksi var. Eksi 6 bölü 11. İşte Y'yi bulduk. Eksi 6 bölü 11. Doğru cevap Ceyhan. Orantıda X, Y, Z harflerini K cinsinden bulacağız. Evet geldik bu örneğe. Bu olduğuna göre diyor A bölü B oranının X türünden değeri nedir diyor arkadaşlar. Şimdi burada A bölü B'yi soruyor. Biz şöyle yapabiliriz. İçler dışlar yapmak zaman alacak. En güzel yöntem şu, pratiklik sağlayacak. Bakın şöyle dediği zaman X bölü Y eşit 2 bölü 5. X'e 2, Y'ye 5 yazabiliriz. Burada da A eksi B buna eşit. A artı B de buna eşit. Böyle düşünebiliriz. Yani A eksi B X artı 3'e eşit. A artı B de X eksi 3'e eşit. Burada taraf tarafa toplarsak A'yı ve B'yi buluruz değil mi? B'ler gider. Ne olur? 2 tane A eşittir. 3'ler gider. 2 tane X. Ve buradan da 2'ler sadeleşir arkadaşlar. A X'e eşit. Tamam. Peki A yerine X yazalım burada. Bu denklemde. Şimdi Y'yi B'yi bulalım. AX eksi B'yi bilmiyoruz. Eşit X artı 3.
Arkadaşlar buradan ne olur? X'ler sadeleşir. Evet gider. Eksi B eşit 3 olur. İki tarafı da eksi ile çarparsak B ne olur? Eksi 3. İşte A ile B'yi bulduk. A gördüğümüz yere X yazacağız. A bölü B'yi soruyordu. X bölü B gördüğümüz yere de eksi 3. Tamam. İşte A bölü B oranını bulduk. X bölü eksi 3. Yani cevap Diyarbakır. Evet çok farklı bir yolla çözdük arkadaşlar. Zorda kalırsak. Peki bir başka orantı çeşidi. Burada bakın evet. Şimdi denklem vermiş. Ve burada orantı sabitini biliyoruz arkadaşlar. 7 bölü 6. Biz birinci oranı buna eşit diyelim. Bakın sırayla eşit diyelim. 2 bölü AX kime eşit? 7 bölü 6'ya. Ve içler dışlar yapalım. Ne olur? 7AX eşit 12. Ve biz burada denklemde A olduğu için A'yı yalnız bırakalım. A'nın dışındaki bu 7 ile X buraya bölü olarak geçer. 12 bölü 7X olur arkadaşlar. A'nın yerine bunu yazacağız, tamam mı? Aynı şeyi burada şunu yapalım. İkinci oranı 7 bölü 6'ya eşit diyelim. 3 bölü B'ye kime eşit? 7 bölü 6'ya. Tane tane eşitliyorum içler dışlar. 7B'ye eşit 18 ve B'yi bulmam lazım benim. Çünkü burada denklemde B var. B'yi yalnız bırakıyoruz. 18 bölü 7 ile Y bölü olarak geçer. Çarpı pozisyonda olduğu için. B'yi de bulduk arkadaşlar. Şimdi geldik. Üçüncüyü. Bunu eşitleyelim. 5 bölü CZ eşittir 7 bölü 6. İçler dışlar 7CZ eşittir 30. Ve buradan C harfini yalnız bırakacağız. Çünkü C'yi bir yerine koymalıyız. 30 bölü 7Z. Evet. Şimdi C'yi de bulduk. A'yı, B'yi, C'yi bulduk. Şimdi gelin bunları burada yerine yazalım. Peki. A bu ise 1 bölü A ne olur? A 12 bölü 7 ise 1 bölü A ne olur? Burada. Evet. Kalem değiştirelim. 1 bölü A ne olur arkadaşlar? 7X bölü 12 olur değil mi? Çünkü A 12 bölü 7X. Ters çevirirsek A bölü 1 bölü A ne olur? 7X bölü 12 olur. Peki B 18 bölü 7'ye ise 1 bölü B ne olur? 7'ye bölü 18 olur değil mi? Pay ve payda yer değiştireceğiz. 1 ile B'yi yer değiştirdik. 1 bölü B. Bunda da bunu yer değiştireceğiz. 7'ye bölü 18. 1 bölü C ne olur? C buysa 1 bölü C de bunun tersidir. Çarpmaya göre tersi. Yani 7Z bölü evet 30'dur. Buradan da eşittir ne diyoruz? 35. Burada 7'lerle sadeleştirme var mı? Bakın bütün terimleri 7'ye bölüyorum. Ne kaldı? X bölü 12. Y bölü 18. Evet. Ve Z bölü 30 eşittir. 7'ye böldük burayı da 5. Buradan da payda eşitleyelim arkadaşlar. 12, 18, 30 kaçta eşitlenir? 90'da. Burayı 5 ile, burayı 3 ile, burayı evet, 90'da eşitlenmez pardon. Kaçta eşitlenir arkadaşlar? 72, hayır. Evet, bunların o kekini alacağız arkadaşlar. 180'de eşitlenir mi? Evet, 180'de eşitlenir. Burayı 15 ile, burayı 10 ile ve burayı 6 ile arkadaşlar. Yukarı çarpalım. 15x artı 10 ile y'yi çarp 10y artı 6 ile z'yi çarp 6z bölü paydamız ne oldu? 180. O da eşittir 5. İçler dışlar yaparsak da 15x artı 10y artı 6z eşit ne oldu? 900 oldu arkadaşlar. Bizden de zaten 15x artı 10y artı 6z'yi istiyordu. Ve biz cevabı ne bulduk arkadaşlar? 900 bulduk. Tek tek eşitledik 7 bölü 6'ya. İçler dışlar A'yı yazdık, B'yi yazdık, C'yi yazdık. Ve sonra klasik rasyonel sayıdaki işlemleri kullandık arkadaşlar. Şimdi geldik doğru orantıya. Doğru orantıda 3 tane önemli püf noktamız var arkadaşlar. 3 tane soru tipi. Bunlardan birincisi şu. İki çokluktan biri artarken diğeri de artıyorsa ya da biri azalırken diğeri de azalıyorsa bu iki çokluk doğru orantılıdır. Yani burada artış var. Burada da artış varsa A'dan C'ye artması, A'nın artması B'nin de artmasına sebep oluyorsa ya da iki taraf azalıyorsa doğru orantı vardır. Arkadaşlar doğru orantı varsa içler dışlar yaparız. Burada A ile D'yi çarparız. B ile C'yi çarpar eşitleriz. Bu yöntemi kullanacağız. Mesela diyelim ki bir kalem 10 lira. Peki 5 kalem ne olur arkadaşlar? 5 kalem. Bilmiyorum. Burada kalem sayısı artınca para da artar. Bura artınca ödeyeceğim para da artacak. Dolayısıyla iki taraf artıyor. Yani doğru bir mantık var. Doğru orantı. İçler dışlar yapıyoruz. X ile 1'i çarp X. 5 ile 10'u çarp 50. Buradan evet bulduk.
Şimdi örneği çözelim. Aynı güçteki bir grup işçi 12 metrekare duvar örüyorlar. Bu işçilerden iki tanesi ayrılınca kalan işçiler aynı sürede 9 metrekare duvar örüyorlar. İlk grupta kaç işçi var? Şimdi işçi sayısına biz x diyelim. X tane işçi varken evet 12 metrekare duvar örüyorlardı. Şimdi iki tanesi ayrıldı. İşçi sayısı neye düştü? X eksi 2 işçiye düştü değil mi? O zaman da ne oluyor arkadaşlar? 9 metrekare duvar örüyorlar. Şimdi aynı cinsten olanları alt alta yazmalıyım. İşçi sayısı azalmış değil mi? Bak burada bir azalma var. Burada ne var? Azalma. Peki burada ne var? Burada da azalma var. İki taraf azalıyor. Zaten mantıken arkadaşlar işçi sayısı azalınca ne olur? İş daha az iş yaparlar değil mi? X tane işçi varken 12 metrekare yapıyorlardı. İki kişi ayrılınca o zaman daha az iş yapacaklar. Yani doğru etkiliyor. Doğru orantı var burada. Azalınca bu da azalıyor. Doğru orantı da ne yapıyorduk? İşler dışlar yapıyorduk hemen. Yapalım. Burada çarpalım. 12 ile x eksi 2'nin çarpımı. 9 ile da x'in çarpımı. Buradan da dağıtırsak 12x eksi 24 eşit 9x. 9x'i bu tarafa aldım 3x. Bunu da sağ tarafa aldım 24. Ve iki tarafı 3'e böldüm. X'i ne buldum arkadaşlar? 8 buldum. İlk grupta kaç işçi vardı? X tane demiştik. Ve biz de onu ne bulduk? 8 bulduk arkadaşlar. Tamam mı? Doğru orantının evet birinci kısmı buydu. Geldik ikinci püf noktasına, ikinci mantığına. Arkadaşlar burası da evet önemli. X ile Y doğru orantı derse doğru orantı olan çokluklar birbirine bölünür, K'ya eşitlenir. Evet. Demek ki iki ifade doğru orantılıysa birbirine bölünür. Ya da bölünmüşse X ile Y birbirine, X ile Y bileceğim ki doğru orantılıdır. Bunu ispatlayalım. Neden bölme yapıyoruz? Şimdi bölmede doğru orantı vardır. Bak mesela bura x bölü y 2. Ben burada değerler vereceğim. X ne y ne olursa 2 olur. 2'nin 1'i oranı 2'dir değil mi? Peki x 4 olursa y 2 olur. Çünkü 4'ün 2'ye oranı 2. X 6 olursa y 3 olur. 6'nın 3'ü oranı nedir? 2'dir. Dolayısıyla dikkatinizi çekti mi? X artıyor. Y ne oluyor? O da artıyor. X arttıkça y de artıyor. Ki sonuç ne olsun? Değişmesin. Anlaşıldı mı? Burada demek ki bölünen şeyler doğru orantılıdır. X artınca Y de artacak. Ki sonuç değişmesin. Şimdi örneğimizi çözelim. X artı 2, Y eksi 5 doğru orantılıdır. Bunu iki yoldan çözebiliriz. Birinci yol. Şimdi doğru orantılıysa ne yapacaktık? X artı 2 ile Y eksi 5'i birbirine bölecek. Eşittir K diyecektik. Şimdi bu bilgileri veriyor. X 4, Y 7 diyor. Buna göre X 7 iken Y nedir diyor. Arkadaşlar X yerine 4 yazacağız. X yerine 4. Y yerine de 7. Direkt yazıyoruz. Eşittir. Şimdi ikinci grubu yazıyoruz. X yerine 7. 7 yazıyoruz. Y'yi biliyor muyum? Hayır. Burası Y eksi 5. Tamam mı? K sabiti aynı. Şimdi bunlar birbirine eşit. İlk grubu yazıyoruz birinci değerleri. İkinci değerleri yazıp eşitliyoruz. Çünkü K aynı K. Buradan ne oldu? 6 bölü 2 yaptı. Burada 9 bölü Y eksi 5 yaptı. İşler dışlar yaparsak arkadaşlar... 6y eksi 30 eşittir 18. 6y eşittir 48. Ve iki tarafı 6'ya böldüm. Y ne çıktı? 8 bulduk. Peki ikinci yoldan nasıl yaparız? Diyelim bu aklınıza gelmedi arkadaşlar. İkinci yoldan da şöyle yaparız. Şimdi biz bir önceki sayfamızda ne yapmıştık? Orantı kurmuştuk. X artı 2 ve y eksi 5. Şimdi değerleri yazalım. X 4, y 7. X yerine 4 yazarsak bura 6 olur. Y yerine 7 yazarsak 7 eksi 5 2 olur. Şimdi x yerine 7 yazacağız aynı yerde. 7 artı 2 9 oldu. Ve y kaçtır diyor. Burayı bilmiyorum. Y eksi 5. Şimdi burada doğru orantı olduğuna göre. Çünkü doğru orantı var diyor. Doğru orantı varsa işler dışlar yapacaktık. Ve burada ne olacak? 6y eksi 30 eşittir. 6 kere 5 30. 9 kere 2 de 18. Bakın aynı işlemi bulduk. Buradan da y'yi çözersek 8 buluruz. Bu da olabilir. Bu yoldan da olabilir arkadaşlar. Doğru orantı da üçüncü püf nokta arkadaşlar. Şimdi A, B, C sırasıyla 2, 3, 5 ile doğru orantılı derse ne anlayacağız? Yani A 2 ile doğru orantılı, B 3 ile doğru orantılı, C de 5 ile orantılı. Yani burada şunu düşüneceğiz arkadaşlar. Yani az olan 2 yaşında olana daha az pay, sayısı büyük olana daha büyük pay vereceğiz. Burada C 5 olduğu için C daha çok pay alacak, tamam mı? Büyük olana büyük pay, küçük olana daha az pay veriyoruz. A o zaman 2 ile orantılıysa 2K diyeceğiz. B 3 ile orantılıysa 3'ün katı kadar para. 3 kat para. C'ye de 5 kat para.
Nereden geliyor bu 2K, 3K, 5K? Şuradan. Bir önceki sayfada yaptığımız gibi arkadaşlar neydi? A ile 2 ispatlayalım bunu. İspatlayalım. Neden 2K, 3K, 5K dedik? Şimdi arkadaşlar A 2 ile doğru orantılıysa ne yapacaktık? Doğru orantılı sayılar birbirine bölünür ve K'ya eşitlenir değil mi? Ve ben burada içler dışlar yaparsam ne olur? A eşit 2K. İşte 2K oradan geliyor. Aynı şekilde B 3 ile doğru orantılı. Doğru orantılı olan sayılar birbirine bölünür ve K'ya eşitlenir. Ben buradan içler dışlar yaparsam B3K. İşte B3K oradan geliyor. Kısaca biz böyle yapmak yerine ne yapacağız? 2 ile doğru orantı derse 2K, 3 ile doğru derse 3K, 5 ile doğru derse 5K. Ne kadar büyük olana büyük pay, küçük olana küçük pay vereceğiz. Hemen örnek çözelim. Hacmi 480 santiküp olan bir dikdörtgenler prizması var. Ayrıtların uzunluğu 3, 4, 5 ile orantılı. Prizmanın alanı nedir diyor. Arkadaşlar bakın burada bir prizma, dikdörtgen prizması çizelim. Hemen şöyle dikdörtgen prizması arkadaşlar. Daha iyi anlayalım diye. Şimdi burada bakın ne diyor? Kenar ayrıtları diyor. Ayrıtlar 3 tane ayrıtı var. Uzun, evet, bu eni ve yükseklik, boy, değil mi? Şimdi 3, 4, 5 ile orantılıdır. Yani orantılıdır deyince doğru orantılıdır anlayacağız. Bazen doğru orantı kelimesini kullanır, bazen de orantılıdır. Arkadaşlar doğru demese de orantılıdır demek doğru orantılıdır şeklinde anlayacağız. Şimdi 3 ile orantılı. Yani şurası mesela 3K. Bir kenarı 3K yükseklik. Diğer kenarı 4 ile orantılı, 4K. Diğeri de uzun olan da 5K, 5 ile orantılı. İşte ayrıtlarını böyle yazıyoruz. Orantılıdır deyince 3K, 4K, 5K. Hacim. Hacim nasıl bulunurdu hacim? Dikdörtgen prizmasının hacmi neydi? 3 kenarın çarpımıydı. Evet, taban alanı çarpı yükseklik. Yani kenarları çarpıyoruz. 5K, 3K ve 4K'nın çarpımı bize hacmi verir. O da 480 arkadaşlar. Ve çarparsam 5 sayıları kendi arasında çarpıyorum. 15, 60 oldu. K'ları çarparsam K küp olur. Ve bura 480. Sadeleştirdim. K küp 8 çıktı. Neyin küpü 8? 2'nin. İşte K'yı 2 bulduk. Ama bizden K istenmiyor. Prizmanın alanı isteniyor. Alan neydi? Burada 6 tane yüzey var. Bakın bize bakan bu ön üst taraftaki yüzey. Bize bakan yüzey değil mi arkadaşlar? 6 tane yüzey var. Alan nasıl bulunurdu? Evet, bu iki kenarı çarpıyorum. 5K ile 4K'yı. K2 ise önce değerlerini yazalım. Yani burası 10. Burası ne oldu? 8. K2 ise burada 6 oldu arkadaşlar. O zaman peki şu taban alanı ne olur arkadaşlar? 8 kere 10 80. Değil mi? Ama bundan kaç tane var? 2 tane. Bir altta bir yukarıda. Şurası 2 tane artı. Peki şu yanal alan ne olur? Yanal alan bakın şu yan taraf. 6 şu kenarla bu kenarı çarpıyorum. 6 ile 8'i çarpacağım. Ama bundan 2 tane var. Bir sağ taraf bir de sol taraftaki yani yanal alan var. Artı. Peki arkadaşlar kimle kimi çarpmadım? 10 ile 6'yı değil mi? Bize bakan yüzey. Bakın şu yüzey. Evet şu yüzey görüyorsunuz. A, B, C, D. A, B, C, D yüzeyi. Bize bakan ön yüz. Oran nedir? Taban bir kenar 10. Yükseklik de 6 zaten. 10 ile 6'yı çarpacağım. Bundan da 2 tane var. Bir de arka tarafında var. Şu arka tarafta. Dolayısıyla burada alan ne oldu? 160. Artı burayı çarptık. 96. Burası da 120. Ve topladık 280. Toplarsak 376 buluruz arkadaşlar. Evet doğru cevabımız Bursa. Geometri de işin içinde vardı. Geldik ters orantıya arkadaşlar. Ters orantı, evet doğru orantıda olduğu gibi 3 tane önemli püf noktası var. Burada ters orantı nedir? 2 çokluktan biri artarken diğeri azalıyorsa. Bak biri artıyor, diğeri azalıyor. Tersi oluyor adı üstünde. Birinin artması diğerinin azalmasına sebep oluyorsa burada ters bir mantık vardır. Ters orantı. Ters orantı varsa arkadaşlar yan yana olan sayıları çarpacağız tamam mı? A ile B'nin çarpımını C ile D'nin çarpımını eşitleyeceğiz. Örnek. Diyelim ki arkadaşlar bir işi 5 günde yaparsa. Peki 2 işçi bu işi kaç günde yapar? Şimdi işçi sayısı artınca iş ne olur? Erken biter değil mi? Bir kişi çalışırken 5 günde bitiyorsa 2 kişi çalışırsa iş daha erken biter. Yani bura artıyor arkadaşlar. Bura artarken bura ne oluyor? Azalıyor. Gün azalıyor. Niye? İşçi sayısı arttı. Çünkü iş daha erken bitecek. Bura artınca bura azalıyor. Birinin artması öbürünün azalmasına sebep oluyor. Ters orantı var. Ve yan yana çarpıyoruz. 2 ile x'i çarpıyoruz. 5 ile de 1'i. İşte bu kadar. Buradan da x'i ne bulduk? İki tarafı 2'ye bölersek 5 bölü 2 buluruz.
Örnek çözelim arkadaşlar. Bakın ne dedik? Doğru orantı, ters orantı. Oran orantı kavramı problemlerde özellikle çok sık bir şekilde karşımıza çıkar. Problemlerdeki soruları çözmemiz de orantı kavramını bilmemize bağlı arkadaşlar. Şimdi hız problemiyle ilgili bir soru gibi ama orantıyla çözeceğiz. AB yolunu diyor arkadaşlar, hızını saatte 20 km arttırırsa 6 saatte gidiyor. Hızını saatte 20 km azaltırsa 9 saatte gidiyor. İlk hızı nedir diyor. Şimdi bir ilk hızına ne diyelim? Hızı V olsun. Hız V olsun. Şimdi 20 km arttırırsa, yani hızı V idi, 20 arttırırsa, V artı 20 yaparsa 6 saatte gidiyor. 6 saatte arkadaşlar. Hızını 20 km azaltırsa, yani V'yi 20 azaltırsa, o zaman da 9 saatte gidiyor. Hemen orantıyı kurduk. Hızın altına hız, saatin altına saat yazmalıyız. Peki burada ne yapmış? Azalma mı var, artma mı? Evet, V artı 20, V eksi 20. Zaten belli oluyor. Azalmış. V artı 20'den V eksi 20'ye gelmiş. Burada azalma var. Peki burada ne var? 6'dan 9'a artma. Demek ki bir taraf azalıyor, bir taraf artıyor. Zaten mantıken de arkadaşlar hızın azalması neye sebep olur? Hız azalırsa gideceğim yere daha geç varırım. 6 saatten daha geç. Saat süre ne olur? Uzar. Hız azalırsa süre uzar. Yani ters orantı. Demek ki bununla bunu çarpacağız. 9'la V eksi 20'yi çarptık. 6'yla da V artı 20'yi. Peki burada arkadaşlar dağıtalım 9'u içeri. Ne olur? Şuradan çözelim. 9 V eksi 180 eşittir. 6'yı dağıtalım. 6 V artı 120. 9 V'den 6 V çıktı. 3 V eksi 180'i de bu tarafa aldım. 300. İki tarafı da 3'e böldüm. V ne oldu? 100. Tamam mı? Burada V 100 bulduk. İlk hızı soruyordu. Biz arkadaşlar ne bulduk? 100 bulduk. Hemen ters orantının ikinci mantığına bahsedelim püf noktasından. X ile Y ters orantılıysa çarpılıp K'ya eşitlenir. Ters orantılı olanlar birbiriyle çarpılır. Ya da birbiriyle çarpılmışsa bileceğim ki X ile Y ters orantılıdır. Doğruda bölüyorduk, terste çarpıyorduk. Bunun ispatını yapalım. Neden çarpılma pozisyonunda olanlar ters orantılıdır? Bunu ispatlayacağız arkadaşlar. Şimdi X çarpı Y 10 olsun mesela. Peki X 1 iken Y ne olur? 1 ile neyi çarparsam 10 olur? 10'u. Peki X 2 iken Y ne olur? 2 ile neyi çarparsak 10 olur? 5'i. Peki X 5 iken Y ne olur? 5 kere kaç 10 olur? 2. X 10 iken ne olur? Y 1 olur. Bak burada X ne oluyor? Artıyor. Peki Y ne oluyor? Azalıyor. X artarken Y ne oluyor? Azalıyor. Demek ki 1 artarken 1 azalıyor. O yüzden çarpma pozisyonda olan ifadeler nedir? Birbiriyle ters orantılıdır. Çünkü bu artarken bu azalmalı ki orantı sabiti değişmesin. Yani sonuç değişmesin. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Hemen örnek çözelim. X artı 4 ile Y eksi 4 ters orantılı. Hemen ters orantılıysa çarpıp K'ya eşitleyeceğiz. Oyunun kuralı buydu. X artı 4 ile Y eksi 4'ü çarpıp K'ya eşitledik. Şimdi X 8 iken Y 6'ymış. X 4 iken Y nedir diyor. Önce birinci değerleri yazacağız burada. X yerine 8 edeceğiz. 8 artı 4 çarpı Y yerine de 6 yazıyoruz. 6 eksi 4 eşittir. K değerleri aynı. Şimdi ikinci değerleri yazacağız. X yerine 4 yazacağız. 4 artı 4. Y eksi 4 onu bilmiyorum. Y'yi soruyor. İşte burada ne yaptık arkadaşlar? İki değeri yazıp birbirine eşitliyoruz. Tamam mı? Burada 12 oldu. Burada 2 oldu. Burada 8 oldu. Evet şurası da y eksi 4 bilmiyoruz. 24. 24 eşittir 8 çarpı y eksi 4 arkadaşlar. 24'ü 8'e böldük. 3 eşit y eksi 4. 4'ü de sol tarafa gönderdim. Y'yi buradan 7 olarak ne yaptım? Buldum. Cevabımız Ceyhan. Ters orantının 3. mantığı arkadaşlar. Burada 3. mantıkta şu var. ABC sırasıyla 2, 3, 4 ile ters orantılıysa doğru orantılı olduğu zaman ne diyorduk? A 2K, B 3K, C 4K diyorduk. Ama ters orantıda arkadaşlar ne demek? Yani 2 olana daha çok pay vereceğiz. Büyük olana daha az pay. O zaman A 2 ile terse A'ya K bölü 2 diyeceğiz. B 3 ile ters o zaman B K bölü 3. C de 4 ile ters o zaman K bölü 4. Bunlar nereden geliyor? Onu ispatlayalım. Nereden geldiğini bilirsek artık çok iyi bir şekilde kavrarız. Şimdi A 2 ile terse bir önceki sayfada ne demiştik arkadaşlar ikinci püf noktada? İki şey birbiriyle terse çarpılır. A ile 2 ters olduğuna göre o zaman çarpılıp K'ya eşitlenir.
ve buradan iki tarafı ikiye böldün mü? A ne oldu? K bölü 2 oldu. İşte A K bölü 2 buradan geliyor. Peki B 3 ile ters. O zaman 3 ile B çarpılacak. K'ya eşitlenecek. Her iki tarafı da 3'e bölelim. Buradan B ne olur? K bölü 3. İşte oradan geliyor arkadaşlar. Burada C de K bölü 4. Zaten burada çarpılma pozisyonda olduğu için 2 ile A çarpılma pozisyonda olanlar ters orantılıdır. Bölüm pozisyonda olanlar doğru orantılıdır. Mesela diyelim ki A çarpı B bölü C çarpı D. Şimdi A ile C nedir? Doğru orantılı. A ile D neyi? Doğru orantılı. Çünkü bölüm pozisyonda. B ile C neyi? Doğru. B ile D neyi? Doğru. C ile D çarpılma pozisyonda olduğu için ters. A ile B ters. Çarpılanlar ters, bölünenler doğru orantılıdır. Hemen örnek çözelim. Çok güzel bir örnek. Bir arabanın ön ve arka tekerleklerinin yarı çapları 5 ve 7 ile orantılı. Bir araba evet. Şimdi arka teker ve ön teker diyelim arkadaşlar. Traktör herhalde. Burada ön teker 5 ile orantılı. Evet arka teker de 7. Yani 7 ile orantılı deyince ne diyeceğiz? Bura 7K. Burada 5R. Değil mi? Bunun yarı çapı 5R. Bununki de 7, pardon 5K ve 7K. Şimdi araba 35 pi metre yol aldığında ön tekerlekten 20 defa daha fazla dönüyor. Şimdi araba burada yol alıyor. Ne kadar yol alıyor? 35 pi. 35 pi metre yol. Şurada aldığı yol 35 pi metre. Şimdi ne diyor? Diyor ki arka teker ön tekerden evet 20 defa fazla döner. Ön teker x defa dönerse arka teker de ondan 20 defa fazla. X artı 20 defa dönüyor. Oldu mu? Peki burada zaten küçük olan teker daha az döner. Büyük olan teker nedir arkadaşlar? Ön tekerlekten 20 defa daha fazla dönmekte. Hayır burada ön teker daha fazla döner arkadaşlar. Burayı silelim. Burayı silelim. Ön tekerlek 20 defa daha fazla dönüyor. Şimdi ön teker x artı 20 defa döner. Evet şurayı silelim. X artı 20 defa dönüyor. Burada x defa dönüyor. Tamam mı? Şimdi burada çünkü arka teker daha az döner. Ön teker küçük olduğu için daha çok döner. Burada yazım hatası olduğu için o yüzden bir an şaşırdık arkadaşlar. Şimdi küçük teker daha fazla döner. Büyük teker daha az döner. Ön teker 20 defa daha fazla dönüyor arka tekere göre. Bu x defa dönerse bu da x artı 20 defa dönüyor. Şimdi orantı kurarak x'i bulalım. Yarı çapı 5k olan teker x artı 20 kere dönüyor. Yarı çapı 7k olan tekerlek de x defa dönüyor. Burada doğru orantım var ters orantı mı? Bak 5k'dan 7k'ya artma olmuş. X artı 20'den x'en olmuş azalma. Çünkü x artı 20'ymiş x olmuş azalmış. Bura artarken bura azalıyor. Ters orantı var. Zaten küçük teker daha çok tur atıyor. Büyük teker daha az dönüyor. Yani teker büyüdükçe dönmesi azalıyor. Yani ters orantı oluyor. Burada 7k ile x'i çarptım. 5k ile de neyi? X artı 20'yi. Buradan da k'lar sadeleşir arkadaşlar. Çözersek bu denklemi 5'i dağıtıyorum içeri. 5x artı 100 ve sola aldık. 2x eşittir 100. X buradan ne çıktı arkadaşlar? 50. Şimdi x'i 50 bulduk. Şimdi geldik ön tekerin yarı çapı nedir diyor. Şimdi biz şunu bilelim arkadaşlar. Traktör her zaman tekerlek bir turda ne kadar şey yapar? Yol alır. Çevresi kadar yol alır. 2 pi r çevresi. Yarı çapı ne? 5k. 2 pi çarpı 5k kadar yol alır. Ön tekerlek bir turda ne kadar yol alır? Çevresi kadar yol alır. Burada bir turda 2 pi. Çevre ne? 2 pi r. R ne? 5k. Şimdi peki kaç tur atıyor? X 50 idi. 50 ile 20'yi topla. Bura 70. Yani bu ön teker 70 tur gidiyor. 70 defa dönüyor. 70 turda ne kadar yol gidiyor? 35 pi. İşte orantıyı kuracağız. Yani burada iki işlem var. Bir yarı çaplardan orantı kurarak x'i bulduk. Bir de turlardan orantı kurarak yarı çapı bulacağız. Bir turda 2 pi r kadar yol alır. 70 turda da 35 pi yol almış. Zaten 35 pi metre yol aldığından bahsediyor. Burada tur sayısı arttıkça alacağı yol da artar. Teker ne kadar çok dönerse ne olur o kadar çok yol alır değil mi? Evet. Burada doğru orantı var. İçler dışlar doğru orantı. Ne olacak? 70 çarpı 2 pi çarpi 5k eşittir. 1 ile de 35'i çarp 35 pi. Ve buradan sadeleştirelim arkadaşlar. Pi'ler sadeleşti. 35 ile 70'i böldüm. Burada 2 kaldı. Ve buna ne oldu? 20k eşittir 1 oldu. Bize yarı çapı soruyordu. İki tarafı 4'e böleceğim. 4'e.
ve 5 kare oldu arkadaşlar? 1 bölü 4 oldu. 1 bölü 4 nedir arkadaşlar? Metre. Bu bulduğumuz metre. Bize yarı çapı soruyordu. 5 kaydı yarı çap. 5 kayı 1 bölü 4 metre bulduk. Peki 1 bölü 4 metre kaç santimetredir? 1 bölü 4 metre arkadaşlar. Evet, santimetreye çevirirken 100 ile çarpacağız. Ne olur 100'ü 4'e böldük mü? 25 santimetre yapar arkadaşlar. Tamam mı? Cevabımız Adana. Evet arkadaşlar, şimdi burada orantı kavramının birinci kısmını bitirdik. Doğuran orantı kavramının. İkinci kısımda da bileşik orantı, aritmetik ortalama ve geometrik ortalama işleyeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.